Alo. Anne, nasılsın, ne yapıyorsun? Aa, sağ ol yavrum, iyiyim. Mutfakta yemek hazırlıyorum. Aa, kim bilir ne güzel yemekler yapıyorsundur. Ah yavrum benim. Hadi kalk kalk bey, gidiyoruz. Anne. Oğlum. Baba. Bak, senin en sevdiğin yemek. İç ve dış gövde arasında yerleştirilmiş izolasyon zırhı sayesinde yüzeyler arasındaki ısı transferi önlenir. Bu iç düzeydeki ısının uzun süre sabit kalmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz 6 saat servis sıcaklığında kalacağı için size günün istenen saatinde yemeklerinizi tüketebilme imkanı verir. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere, tencere. Zamandan, ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştir. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Efendim, Kayseri Revani. Aman yarabbim, yapın. Akşam iftarda sofranıza getirin. Sofranıza getirin. Neler olacak, nasıl bir lezzet, nasıl bir tat olduğunu göreceksiniz. Neler kullanacağız? Bunu orantılı olarak azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Bizim nüfus kalabalık olduğu için 6 yumurtayla başlıyoruz. Bunun 4 yumurta, 3 yumurta da kullanabilirsiniz. 6 yumurta, 2 bardak un. Bakın 20 tane kayısı, burada minnacık minnacık doğramışım. 2 bardak irmik var. Efendim 1 bardak sıvı yağımız var. 1 bardak pudra şekerimiz var. 1 bardak da yoğurt var. 2 adet de kabartma tozu kullanacağız. Ayrıyeten de 5 bardak suyla, 5 bardak toz şeker, 1 kaşık limonla da tabii ki şerbeti hazırlıyorsunuz. Hazırladıktan sonra şerbeti soğumaya bırakıyorsunuz. Şerbet soğurken burada da revaniyi hazırlayacağız. Tek katlı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Şimdi tabii yapılan her şey, ben her zaman söylerim bunu, orantılı bir şekilde hazırlamak gerekiyor. Her şeyi kuralına uygun olarak hazırlamak gerekiyor. Biz de aynı şekilde zaten yapıyorum. Aynı şekilde de sizlerin yapmasını söylüyorum sevgili izleyenlerim. Nereden başlıyoruz? Tabii ki evvela revaniden başlayalım. Bu revani fırında pişerken biz de değer işlerimizi yapmaya çalışacağız sevgili izleyenlerim. Tabii şöyle alalım kabımızı. Ne var burada? Evvela yumurtalar var. Yumurtalar oda ısısında bekletildikten sonra oda ısısında ekletiyorsunuz. Bakın yumurtalar oda ısısında bekletiliyor sevgili izleyenlerim. Ve kırıyoruz. Sarısı, beyazı ayrı ayrı olmak üzere ayırt ediyoruz bunları. Çünkü kural bu. İyi çırpılması gerekiyor. İyi bir çırptığınız zaman malzemenizde iyi birbirine özleşmiş, işlemiş oluyor. Ve ondan sonra da çok güzel bir revani oluyor. Şimdi tabii ki bunu çırpmadığınız zaman, iyi çırpılmadığı zaman kitle halinde kalıyor. Böyle kitle kitle. O zaman da bir tarafta yumurta oluşuyor. Orada da yumurta kokuları oluşur. Aslında yumurta kokuları oluşmaması için yumurtanın iyice çırpılması gerekiyor. Ve ondan sonra da iyice çırpıldıktan sonra da zaten herhangi bir problem kalmıyor. Yumurtanın sarısı ve beyazını ayırt etmek şartıyla bunları hallettik. Şöyle bunu bırakıp elimi bir su tutup geliyorum sevgili izleyenlerim. Ve onun haricinde de orada şimdi onları güzel güzel çırpacağız. Onları çırptıktan sonra tabii yumurtanın beyazı iyice çırpılacak. Orada kabaracak. Nihayetinde burada 6 tane yumurtanın beyazı var. Aşağı yukarı bir su bardağına tekabül eder, dolduracak şekilde tekabül eder. Onun bakın şimdi burada ne kadar bir hacim çoğal büyüklüğü olacağını ekrana getireceksiniz.
Yumurta alırken tabii ki eskiden dışarıdaydı. Sonra bir kanun çıktı, yasa çıktı. Yumurtalar buzdolaplarında kalacak. Hele yazın. Ama gidiyorsunuz, bakıyorsunuz marketlerin hiçbiri buzdolabında soğuk havada yumurtalarını saklamıyorlar. Yine sıcak havada öyle sokağın ortasında durur gibi bekletiyorlar. Bunlar tabii ki özelliklerini çok çabuk kaybeder yumurta. Yumurta gramaj olarak çok küçük bir şey. 60-65 gram en büyüğü. Zaten 45 gramdan başlar 65 grama kadar. Bunlar ebat olarak öyle kademe kademe çıkarlar. Onun için güneş ışını görmüş, güneşte kalmış, sıcak ortamda kalmış yumurtaları almamaya çalışacaksınız. Çünkü aldığınız zaman onlar eve götürdüğünüz zaman bozuk olacaktır ve kaldırıp çöpe atacaksınız. Çöpe attığınız zaman da zarar olacak veyahut da kıyamayacaksınız, onu kullanacaksınız. Kullandığınız zaman da zaten çoluğa çocuğa zarar vermiş olursunuz. Şimdi burada yumurtanın beyazını bakın kar beyazı oluşuncaya kadar çırpıyorum. Kar beyazı oluştuktan sonra da bunun içerisine bir su bardağı pudra şekerim var. Onu kullanacağım sevgili izleyenlerim. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle ekrana getirdin mi? Şöyle hem çırpma telini karıştırıyorum hem de kendimle makineyi sağa sola sallayarak efendim hareketlenmesini sağlıyorum. Ve bu şekilde bunu hazırladım. Gördüğünüz gibi bakın kar beyaz oldu bu burada. Durum bu. Biraz pudra şekeri buraya bırakıyorum. Biraz da burada efendime söyleyeyim sarısının içerisine bırakıyorum. Ve buradakini şöyle çırpıp iyice karışımı sağlamam gerekiyor. Buradaki zaten toz şeker kullanmıyorum. Pudra şekeri kullanıyorum burada sevgili izleyenlerim. Katı oluşacak. Yani şanti kıvamına getiriyorum bakın. Şanti kıvamına geliyor burada da. Ve ondan sonra istediğim kıvama gelmiş oldu. İstediğim kıvama gelmiş olduktan sonra bakın gördüğünüz gibi. Evet burada hareket ediyor mu? Etmiyor. Aynı şekilde olması lazım. Bu şekilde hazırlamanız gerekiyor. Ve burada da yumurtanın sarısının içerisine birazcık pudra şekeri ilave ettikten sonra yumurtanın sarısını da gördüğünüz gibi karıştırıyorum. İyice karışım olması lazım. Parçalanmasını sağlıyorum yumurtanın sarısının. Ve bunun içerisine bir su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Yani mayonez hazırlar gibi bu ikisini birbirine katıyorsunuz. Ama burada bir fazlalık var. Şeker vardır. Şekerle beraber çırpıyorum. İyice karışım olması açısından. Bunları karıştırdıktan sonra yoğurt var bunun içerisinde. Bir de yoğurdumuz var. Tabii ki yoğurdu da orada ilave edeceğiz. Yoğurdu da ilave ettikten sonra daha sonra bütün sıvıları bir araya getirmek kaydıyla bunları karıştıracağız. Şöyle yoğurdu da ilave edelim sevgili izleyenler. Yoğurt da bunun içerisinde. Şöyle spatulamız dursun. Şimdi yoğurdu da tabii ki bunun içerisinde ilave edip iyice taneleşmesi lazım. Yoğurdu buraya katmadan evvel tabii ki aldığınız zaman iyice karıştırmanız lazım. Yani çırpmanız lazım yoğurdu tek başına ki yoğurt krema şekline gelmesi lazım. Su falan herhangi bir şey katmıyorsunuz. Tamamen çırpılacak krema şeklinde olacak ki buradaki malzemenin içerisine kattığınız zaman pütür pütürler oluşmaması açısından. Evet durum böyle. Şimdi burayı karıştırıyoruz. Buradaki malzememizi karıştırdıktan sonra daha sonra bütün sıvıları bir araya getireceğiz. Sıvıları bir araya getirdikten sonra da efendime söyleyeyim kalıyor katılar. Katıların nasıl araya geleceğini bakın. Buradası da gittikçe koyulaşmaya başladı. Dediğim gibi mayonez kıvamına geldi. Evet zaten bu kıvama gelmeden evvel ben bunu söyledim. Bir mayonez kıvamına gelecek. Ama bir mayonez değildir bu sevgili izleyenlerim. Bu bir mayonez değildir. Mayonez kıvamına geldi ama bunun içerisinde yoğurt var. Yoğurt, pudra şekeri var. Onun haricinde yumurtanın sarısı var. Bunların hepsini bir araya getirdik. Bu burada beklemede kalsın. Ben evvela tepsimi alayım. O tepsiyi bir de yağlayalım. Tepsi beklemedeyken ben de o işi yapayım. Çünkü tepsiyi yağlamam gerekiyor ki tepsinin yağın akıcılığı kaybolsun. Margarinle yağlıyorum. Yağın akıcılığı kaybolması açısından
Evet, şöyle tepsiyi yağ alıyorum. Yağ akıcılığını kaybedecek. Yani tepsiye yapışmış olacak. Hareket etmemesi lazım malzememizin. Malzemeyi zaten bunun içerisine bıraktıktan sonra da sevgili izleyenlerim sırasıyla bunları hazırlıyoruz. Oradaki malzemeyi de sırasıyla kullanacağız. Yani önemlidir. Hepsini bir araya getirip bir hamur da yapabilirsiniz. Ama işin neticesinde nasıl olacağını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Hiçbir şeye yaramaz. Çünkü orada yumurtanın kabarma özelliği olduğundan dolayı yumurtayı bakın çırptık. Tamamen kabarma özelliğini yakalayıncaya kadar çırptıktan sonra orada beklemeye aldık. Hem kabartma tozunun içerisine ilave edeceğimiz hem kabartma tozunun şeyini almamız lazım. Böyle kabartmasını almamız lazım. O zaten kabartma tozu onu kabartacaktır. Bir de yumurtanın kendine has olan kabarması vardır. Nasıl çırparız da efendim bunları omlet yaptığımız zaman bir bakıyorsunuz ki yumurta yağın içerisine sadece yumurtayı kırıp bırakmak başkadır. Ama bir de omlet yaptığınız zaman şöyle çırpıyorsunuz. Yağın içerisine bıraktığınız zaman bir bakıyorsunuz ki kabardı. Böyle kenarları acayip bir şekil aldı. Kabararak şekil alıyor. Onun için yumurtanın kabarmasından faydalanmamız gerekiyor. Bunu yaparken de dikkat etmeniz lazım. Şimdi burada kayısı var. Kayısıdan da bahsedeceğim. Kayısı tabii ki evvele yıkıyorsunuz. Suyunu alıyorsunuz. Yani kayısıyı yıkadıktan sonra bir kağıt havluyla suyunu alıyorsunuz. İyice kuru olmasını sağlıyorsunuz. Ve ondan sonra minnacık doğruyorsunuz bunu. Eğer ki doğradıktan sonra bunları yıkarsanız bünyesine çok su alır. Çok su aldığı zaman da sizin buradaki hamurunuzda efendime söyleyeyim ne olur? Tabii ki sulu olmuş olur. Evvela yıkıyorsunuz. Daha sonra kağıt havluyla iyice kuruluyorsunuz. Suyunu tamamen alıyorsunuz ve ondan sonra doğramaya çalışıyorsunuz. Şimdi şöyle ilave ettiğimiz bütün malzemeleri bir araya getirelim. Bir araya getirdikten sonra da sevgili izleyenlerim durum böyle. Bakın iyice karıştırıyoruz. Makinenin sesi biraz çok mu çıkıyor çocuklar? Şöyle. Evet, biraz çok çıkıyor. Benim sesimi bastırıyor yani. Benden sesimi bastırıyor. Şöyle bütün sıvı malzemeleri bir araya getirdik. Bir araya getirdikten sonra burada tabii ki yoğurdu eklemeden evvel yoğurdu iyice çırpmanız gerekiyor. Çünkü pütür pütür olursa revaninizin üzerinde topaklar oluşur. Onlar da patlama yapar. Ve o patlamalardan da çukur çukurlar oluşmuş olur. Öyle bir şey olmaması, sadece düz bir zeminin oluşması açısından böyle güzelce bunu çevirmeniz gerekiyor. Bütün malzemeleri karıştırmanız lazım ve ondan sonra da istediğiniz kıvama gelmesini sağlamanız açısından. Şimdi burada tabii ki irmik var. 2 su bardağı irmiğimiz var. Şöyle kalmasın tabanda, yazıktır. 2 tane kabartma tozu ilave ediyorum. İsterseniz bunun içerisine yani vanilya de kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Evet, burada bakın 2 bardakta ne var? Un var. 2 bardak unun bir miktarını şöyle bir kaşık kadarını bakın ne yapıyorum? Ayırıyorum. Şöyle biraz az oldu. Evet, bir kaşık kadarını ayırdım. Çünkü niye ayırdığımı biraz sonra sizler de göreceksiniz sevgili izleyenlerim. Şimdi şöyle bütün malzemeleri bir araya getirdikten sonra şöyle bir karıştıralım. Hepsi bir kıvama gelmesini sağlayacağız. Bir kıvama getirdikten sonra da bu malzemeyi evet şöyle. Şimdi kenarlarında kalan unlar var. İyice karıştırmam lazım. Bunu karıştırdıktan sonra şöyle kenarlarını bir alayım ki burada yapışanlar vardır. Unu veyahut da irmiği, yoğurdu. Şöyle bütün malzemeyi bir araya getirmemdeki olay her şeyin nizami olması açısından sevgili izleyenlerim. Şöyle. Evet, şimdi burayı şöyle nizami bir şekilde karıştırıyorum. Bakın buradaki hamuru. Buradaki hamur beklediği sürece efendim katılaşacaktır.
neden dolayı katılaşacaktır? İçerisinde bulunan irmikten dolayı karışacaktır. Buna dikkat edin. Evet, şimdi şunu şöyle hazırlıyorsunuz. Hazırlıyoruz. Bakın, her şeyi karıttık, karıştırdık. İyice homojen bir kıvama getirmiş olduk. Ve bu homojen kıvama getirdikten sonra da efendim şöyle, evet. Şimdi buradaki karıştırma işimiz bitmiş vaziyette. Şunları şöyle elimizin altından alalım. Biraz elimin altı açılsın. Şöyle fazla kalabalığı sevmiyorum. Şöyle bunları getirdikten sonra da efendim tepsimiz burada. Şimdi bakın, bir bardak bir kaşık unumuz var orada. O bir kaşık unumuzu buradaki efendim kayısıların üzerine bırakıyorsunuz. Kayısıların üzerine bıraktıktan sonra efendim kayısıları şöyle sallama yöntemiyle, eleme yöntemiyle kayısıları o unun bulaşmasını sağlıyorsunuz. Bakın yavaş yavaş hepsi bulaşacak. Şöyle, evet, durum böyle. Bakın bunların hepsini aynı şekilde hazırlayacağız. Şöyle alalım bunları da. Şimdi sırada tabii ki ne var? Sırada efendime söyleyeyim tepsimiz var. Tepsiyi yağladıktan sonra fazla büyük olmamasını, baklava tepsi olursa çok zayıf olur. Yani çok ince olur. Baklava tepsisinden bir boy küçük olması gerekiyor. Yuvarlak, kare, dikdörtgen ne olursa olsun evinizdeki tepsiden tepsiyi kullanabilirsiniz. Bütün illa da böyle bir tepsi olacak diye bir kural yoktur. Ancak ve ancak baklava tepsi olmamasına dikkat edin. Ve bunu da bu şekilde şimdi bunun üzerine ilave ediyoruz. Evet, ilave ettik. Yani tepsimizin içerisine ilave ettikten sonra buradaki bütün malzememizi bunun üzerine bıraktık. Üzerine bıraktıktan sonra burada kalan neyimiz var bizim? Bir tek kayısımız var. O kayısıyı da şimdi onun üzerine yayacağım. Nasıl yayacağız sevgili izleyenlerim? Evvela tepsimizin içerisine oradaki malzemeyi yaydıktan sonra onun üzerine de kayısıları serpiştireceğiz ve kayısıları tepsimize vurmak yöntemiyle yayılmasını sağlayacağız. Evet, ve ondan sonra da bunu daha evvel ısıtmış olduğumuz 180 derece fırına vereceğiz. 180 derece fırında pişerken biz de efendime söyleyeyim zaman zaman bakacağız. İlk 25 dakika kesin olarak kapağını açmıyorsunuz fırının. Sonuna kadar açmasanız daha iyi olur. Evet. Ondan sonra da tabii ki mis gibi kızaracak, mis gibi pişecek. Ondan sonra da sizler de güzel bir revani yapmış olacaksınız. Durum böyle. Bakın üzerini düzelttim. Üzerini düzelttikten sonra da sevgili izleyenlerim şöyle düzeltiyorsunuz yine. Şimdi tepsiyi biraz çarpa çarpa onun düzelmesini sağlayacağım. Şöyle ve bunları hazırladıktan sonra da kayısıları bunun üzerine dizeceğim. Kayısıları da hallettikten sonra şöyle, evet, kayısıları da hallettikten sonra şimdi durum böyle. Buradaki durumumuz bu. Şunu atalım gitsin. Bunu atalım gitsin. Buradaki durumumuz böyle. Şimdi şöyle tepsimizi buradaki malzemenin oturmasını sağlıyorum böyle. Biraz yayılması açısından. Eğer yayılmasa ispatulayla düzeltirseniz sevgili izleyenlerim. Ve daha sonra da bu kabardığı zaman da zaten eğer ki üzerine düzeltirseniz aynı şekilde kabarır bu. Üzeri de dümdüz olur. Şimdi bakın dümdüz olur. Şu şekilde, evet, çakır çukur olursa o şekilde, aynı şekilde de kabarmış olur. Aynı şekilde de pişmiş olur. Ona da dikkat edelim. Evet, üzerinin düzgün olması açısından şöyle bunu güzel güzel, kibar bir şekilde incitmeden bunu hallettik ve o köşelere bıraktık onu. Şimdi gel gelelim efendim kayısılar. Kayısıların unlamamız gerekiyor dedik. Kayısıları unladıktan sonra şöyle güzel güzel bunun üzerine her tarafa gelecek şekilde bunları diziyorsunuz şöyle. Dizdikten sonra da tabii ki sevgili izleyenlerim bunları biraz bastırarak hamurun içerisine batırmamız gerekecek ki
hamur kabardığı zaman da bunların üzerlerini kapatmış olsun. Yani hamur da bunun üzerlerini kapatmış olsun. Gerçi biraz kızararken, pişerken biraz dışarıda kalabilir şeyler, kayısılar ama çoğunluğunun yanmadan hamurun içerisine gömülmesini sağlamak ve bunların kendilerinin olan kayısının o vermiş olduğu nefaseti hamurla beraber sofranıza taşımak. Bütün mesele öyle. Çok özel bir revanidir. Herkese tavsiye ediyorum. Herkesin zaten evinde bulunan malzemeler, herkesin yapabileceği tarzdan bir tarif sevgili izleyenlerim. Evet, durum böyle. Şimdi elime bakın. Bakın elimde bir şey yok. Şöyle elimle bastırarak biraz yerleşmesini sağlıyorum. Evet, siz de aynı şekilde biraz yerleşmesini sağlıyorum. Elimde sadece kayısının son halinden kalan biraz un var. O unla beraber bakın bunu tamamen yerleştirdim. Ama her tarafının yine kalınlığını bozmadan bunu hazırlamanız gerekiyor. Bozulduğu zaman olmaz. Biraz evet, durum böyle. Gördüğünüz gibi öyle çok acele edip de bunları hazırladığınız zaman olmaz. Hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. Ellerimi yıkadıktan sonra zaten fırına vereceğiz onu. Fırına verip efendime söyleyeyim. Bakalım arkadaşlarımız içeriden nasıl yönlendirirse bizi o şekilde devam edeceğiz. Reklam mı, iş mi, güç mü yoksa stüdyo mu diye bakacağız. Şimdi hemen bunu fırına veriyorum. Bakın daha evvel ısıtmış oldum. 180 derece fırına veriyorum. Hadi fırına gidiyorum. Tamam mı uşağım? Gideyim fırına. Uşağım hemen gideyim fırına hadi. Evet, bu fırında pişerken biz de değer işlerimizi hazırlayacağız sevgili izleyenlerim. Durum böyle. Bunu revanimiz orada kıvama gelmiş vaziyette. Revaninin son durumu nedir? Efendime söyleyeyim, revanimiz burada. Vay maşallah. Evet, revani burada. Hadi arkadaşlar herkes görsün revaniyi. Ekrana getirin bakalım kim getirecekse. Şöyle şunu alalım. Şimdi şerbeti verdikten sonra bu bir misli daha şöyle kabaracak sevgili izleyenlerim. Bir misli daha kabaracak. Şöyle şerbetini veriyoruz. Oh! Evet, şerbetini verdikten sonra kabarmaya bırakıyoruz. Yani soğumaya bırakacağız. Bu soğuduktan sonra mis gibi bir revani. Bakın dediğim gibi hiçbir zaman için kayısılar yukarı çıkmadı. Tamamen hamurun içerisinde kaldı. Hamurun içerisinde gömülü bir şekilde hamurla beraber aynı hizadalar. Eğer ki una bandırmasaydım onların hepsi tabana oturmuş olacaktı. Tabana oturmaması için una bandırıyorsunuz. Üzümlü kekte de böyledir. Üzümlü kekte de böyledir sevgili izleyenlerim. Bunları tabii ki dikkat ederek hazırlamanız. Evet, şimdi bu bir misli daha kabaracak. Yani böyle şişecek. Şerbetini aldıktan sonra. Onu şişiren nedir? Onu şişiren de sevgili izleyenlerim içerisinde bulunan irmik. İrmik suyu aldıktan sonra 3 misli kabarır. Bakın 3 misli buradaki şerbet olduğu gibi veriyorum. Bu bunun hakkıdır. Tamam. İstediği kadar çeksin bünyesine ve ondan sonra da soğuduktan sonra onu dilimlersiniz. Soğumadan onu dilimleme hakkına sahip değilsiniz. Çünkü hamur olur, hamurlaşır. Eğer ki soğuttuktan sonra dilimlerseniz orada güzel bir görüntü verir. Böyle tane tane diş dişlediğimiz şekilde bir görüntü verir. O da yapmış olduğunuz işin tam kuralına göre hazırlandığını göstermiş olur sevgili izleyenlerim. Revaninin son durumu nasıl arkadaşlar? Şöyle bir gelin bakalım. Evet, bakın. Bakın, görün, bakın. Nasıl bir revani? Nasıl bir revani? Ne dedim? Bu daha büyüyecek, iyice kabaracak ve ondan sonra da istediğimiz kıvama gelecek soğuması açısından. Soğuduktan sonra zaten o dilimlenir. Soğumadan dilimlenmez. Buna dikkat edin sevgili izleyenlerim. Soğumadan dilimlememeye çalışın sevgili izleyenlerim. Evet, koşa koşa geldik yine bir programımızın sonuna. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık efendim. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi,
servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.